أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Evet değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi her hafta Konya Okulu çerçevesinde Hadimi Hazretlerinin Tarikat-ı Muhammediye adlı esere yazmış olduğu kısa adıyla Berika adındaki şerhinden takva ile ilgili olan bölümünden ve ilk başta da takva ile ilgili ayet-i kerimeleri okuyorduk. İnşallah bugün o ayet-i kerimeleri bitirebilirsek bitirmeye çalışacağız. 63 civarında bir ayet-i kerimeyi okumuş olacağız yani şu ana kadar takva ile alakalı. Bildiğiniz gibi daha önceki seminerlerimizde söylemiştik. 150'ye yakın ayet-i kerimenin takva ile alakalı olduğunu İmam Birgivi Hazretleri ifade etmişti. Ama mükerrer olanlarını, tekrar mahiyetinde olanlarını çıkarıp 63 civarındaki bir ayet-i kerime ile takvanın farz olduğunu, gerekli olduğunu ortaya koyan ayet-i kerimeleri zikrederek daha sonra takva ile ilgili açıklamalara geçmeyi tercih etmiş müellifimiz. Şarihimizde aynı metodu devam ettirerek bu ayet-i kerimeleri bize şerh etmeye çalışmış. Geçen en son seminerimizde okuduğumuz ayet-i kerime Maide suresinden bir ayet-i kerimeydi. Onun açıklamasını tam bitirememiştik. Tekrar ayet-i kerimeyi okuyalım ve inşallah açıklamalarını da okumuş oluruz birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى Maide suresinden bir ayet-i kerimemiz. Ne demekti? Bunu görmüştük, okumuştuk. وَتَعَاوَنُوا Yardımlaşın. عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى İyilik ve takva konusunda, iyiliği ve takvayı kazanmak, elde etmek için yardımlaşın. Buradan da şunu anlıyoruz hemen. Demek ki dini hassasiyetlerin, hususiyetlerin, özelliklerin meydana çıkabilmesi için dine müntesip olan insanların yardımlaşması gerekiyor. Yani birlikte proje yapmaları. Bireysel olarak yaptığımız ibadetlerimiz var. Yani dinimizin bir bölümünü bireysel tabii ki yaşıyoruz. Ama onların bile, yani bireysel planda yaşadıklarımızın bile aslında diğer insanlarla bağlantısı var. Yani bu din kolektif bir dindir. Yani başkalarıyla beraber yaşanması gereken bir dindir. Sosyal bir dindir. Devleti olan bir dindir. Medeniyeti olan bir dindir. Şimdi bildiğiniz gibi son dönemlerde, yani bu son asırda dinlerin tarifi çok indirgemeci bir tarif yapılmaya başlandı. Din Tanrı ile, Allah ile, yaratıcı ile kul arasında olup biten bir hadise olarak nitelendirildi. Doğru, bu tanım aslında yanlış değil. Aslında dinin hakiki anlamda, dinin özü kul ile, inanmış birey ile Allah arasında olmasıdır. Bu boyutu çok önemli. Metafizik boyut dediğimiz boyut çok önemli. Ama din bundan ibaret değil. Biz bu Cenab-ı Hak ile olan münasebetimizi ne üzerinden sağlıyoruz? Yatay planda insanlarla beraber kurduğumuz ilişkiler üzerinden, tabiatla kurduğumuz eşya ile, kısaca din dilinde buna eşya diyoruz. Yani eşya ile münasebetimizi kurarak Cenab-ı Hak ile ne yapıyoruz? İlişkimizi, münasebetimizi kurmuş oluyoruz. Dolayısıyla din dediğimiz hadise hayatın bütün boyutlarında yaşanan bir medeniyettir. Yani bunu böyle anlayacağız. Yok devleti yok, yok bilmem işte şunu yok, bunu yok. Yok din işte kamu alanına girmemeli, yok işte din Allah ile kul arasında kalmalı gibi tanımlar
Belki bazı dinler için geçerli olabilir ama İslam için asla böyle bir şey söyleyemeyiz. İşte bugünkü manzarada İslam dünyasında görüyorsunuz, çok kolayca yöneticilerimizi bile yok edebiliyorlar. Ne demek istediğimi anladınız. Yani bu kadar zayıf konumdayız. Yani Cenab-ı Hak bize güç kuvvet versin gerçekten. Yani her bakımdan, askeri bakımdan, bakın takva ve iyilikle yardımlaşın diyor. Ne demek bu? Her bakımdan yardımlaşın. Aranızda münasebet kurun. Ama bakın münasebetler kuruldukça karşı taraf çıldırıyor ve sizi yok etmeye doğru gidiyor. Şimdi bunun böyle olması tabii bir şeydir. Yani senin bir araya gelmeni istemez. Bakın Osmanlı Birliği'ni dağıtan Avrupa ve Amerika kendi birliğini kurdu. Avrupa Birliği ne zaman kuruldu? Osmanlı'dan sonra kuruldu. Yani dolayısıyla Müslümanlar bu hadiseleri seyredip öncelikle şu ayeti kerimeleri okuyup esinlenerek bakın ne diyor? وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى İyilik ve takvada yardımlaşın. Tenasaru karşılıklı yardımlaşın tefaül babından. Yani ittiba'u emrillah. Burada iyilik elbir kelimesini nasıl tanımlıyor Hadimi Hazretleri? İttiba'u emrillahi Allah'ın emrine ittiba etme. Yani tabi olma. Allah ne diyorsa onu yapacaksın. Vel amelu bihi ve onunla amel edeceksin. Yani onu uygulamaya koyacaksın. Allah'ın emrine önce zihnen, yani zihni olarak Allah'ın emrine tabi olma, artı o kabul ettiğimiz, zihinsel olarak kabul ettiğimiz ölçüleri, prensipleri uygulamaya aktarma. İşte bu yolda şehit olabiliriz. Bu kadar basit. Yani yapacakları en nihayette canımızı almaktır. Ve bu da çok güzel bir lütuftur. Zaten canımız elimizden gidecek. Yani bu yolda şehit olmak önemli bir hadise. Cenab-ı Hak inşallah nebilerden olma imkanımız yok. Sıddıklardan olma imkanı da çok zor ama şehitlerden ve salihlerden olma imkanı ve ihtimalimiz büyük. İnşallah Cenab-ı Hak en azından salihlerden, mümkünse şehitlerden, yine mümkünse sıddıklardan bizi eylesin inşallah. Çünkü onun nimeti çok büyük olacak. Ahirette mutlak bir saadet. Bakın bu dünyada bile aslında bu şekilde biz saadeti elde edeceğiz. Yoksa yiyerek, içerek, uyuyarak, kalkarak hep yaptığımız işler, yıllardır yaptık. Ne oldu? Yani aynı. Ama manevi anlamda insanın bir şeyleri becerebilmesi, kötülükleri ortadan kaldırması, yine Birika'nın ileriki aşamalarında hep var bu metinler, çok güzel şeyler. Diyor ki önce Allah'ın yasaklarını ortadan, yani yasakları konusunda hassas davranacağız. Yasaklarını yapmayacağız. Emirlerinden de gücümüzün yettiği kadar yapacağız. Demek ki prensip olarak Allah'ın yasaklarından kaçmak bu sıfır noktasına bizi getirir. Sonra o sıfır noktasından biz iyiliklerden yapa yapa ne kadar gücümüz yeterse şartlara göre ilerleyeceğiz. Nihayet noktası 100 olarak düşünülürse artık 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, mümkünse 100 puana çıkararak derecemizi inşallah artıracağız. Bakın şunları söylemek bile, konuşmak bile insanın ruh dünyasına ciddi bir canlılık kazandırıyor. Bakın beraber karşılıklı. Yani pasif olarak bu ilmi okuduğunuzda anlıyorsunuz. Ama insanlarla beraber onu oturup müzakere ettiğinizde, görüştüğünüzde, konuştuğunuzda, fikir tahtisinde bulunduğunuzda o bambaşka bir mahiyet kazanıyor, güç kazanıyorsunuz. Demek ki iyilik Allah'ın emrine ittiba etme ve onunla amel etme, uygulamaya koyma. Veya da ne demektir? Bir, evil İslamu, İslam demektir. İslam'ın kendisi bizatihi birdir, iyiliktir. Evil afu veya affetmektir. Vel i'fa'u veya da affettirmektir. Yani Allah'a kendini affettirirsin veya başkasına affettirirsin. Yani affetmektir veya da affettirmektir. Bunların hepsi iyilik kapsamına girer. Bir dediğimiz iyilik kapsamına girer. Takva nedir? İctinabu ma neha anhu, yasaklanan şeylerden kaçınmak. Ne yasaklanmışsa onlardan kaçınmak. Bak takvada değerli kardeşlerim şu nokta çok önemlidir. Yani takvalı olabilmek için, müttaki dediğimiz kişi olabilmek için kesinlikle haramlardan uzak durman lazım. Eğer haramlardan bir kısmıyla hala meşgul isen, yani muttaki olma ihtimali söz konusu değil.
Ha, zaman zaman haramlara istemeyerek hani bulaşma durumu olabilir. O istemsiz, kısmi olarak o kabul edilebilir veya affedilebilir. Ama bir günahı sürekli işlemeye devam ederseniz, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi sürekli işlemeye devam ederseniz, bu takvaya mugayir, yani ters bir davranıştır. Demek ki müttaki olmak için Allah'ın emrettiği, yasaklamış olduğu şeylerden kaçınmak bu işin temelidir. Sonra emrettiği iyilikleri de, güzellikleri de yapmak o takvayı, onun derecesini ne yapar? Artırır. Evet, takva aynı zamanda evi sünneti, Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesine de takva diyebiliriz. وَمُتَابَعْتِهَا ve o sünnete tabi olmak. Demek ki başlı başına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olmak, sünnetinin kendisi ve ona tabi olmak nedir? Takvanın kendisidir. Çünkü takvalı olabilmenin ölçülerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koymuştur. Biz tek tek hangi davranış takvalıdır bunu aklımızla her zaman bulamayabiliriz. Zaman zaman buluruz. Aklımız çalışıyor ama akıl düşünce aleti. Dolayısıyla kalbimizden aklımıza ne gidiyorsa akıl ona göre düşünmeye başlıyor. Dolayısıyla en garantili yol nedir? Sünnet-i seniyeye sarılmaktır. Çünkü Efendimizin her davranışı takvalıdır. Hatta aşırılıkları da Efendimiz'e saklamıştır. Hiç evlenmek istemeyen kişiye hayır demiştir. Gece hiç uyumamak isteyen kişiye hayır demiştir. Her gün oruç tutmak isteyen kişiye hayır demiştir. Yani bu benim sünnetim nedir? Gece uyuyacaksın, kalkıp namaz kılacaksın. Uyuyup kalkmak sünnet. Gece boyu, yani böyle uykulu namaz kılmak değil. Evleneceksin ve ne yapacaksın? Çoğalacaksın, dert çekeceksin, eş derdi çekeceksin, kayınvalide derdi çekeceksin. Değil mi? Kayınpeder derdi çekeceksin, biraz görümce derdi çekeceksin, elti derdi çekeceksin. Ya bunların hepsi çekilmesi gereken dertlerdir. Bunlardan uzak kalarak takvalı olamazsın. Çünkü münasebet kurdukça, yani insanlarla münasebet kurdukça yükümüz ağırlaşıyor. Yükümüz ağırlaştıkça bizim davranışlarımız daha da güzelleşiyor. Bakın, hep kaliteli insanlar çok iş yapar. Yani hep böyle çalışan insanlara iş yüklersiniz, bir yapar. Tembel adama, yani zaten normal işini götüremiyor, ne versin elinde kalır. Yani zaman içinde zaman bulur insanlar, çalışkan insanlar, ve bir şekilde onu yapar. Bir iş yaparken başka bir işi planlar. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Çok güzel bir ayet-i kerime. Yani bir işi bitirdiğinde hemen ikincisine başla. Hatta bitirmeden plan yapmaya başla. Çünkü tabiat boşluk kabul etmez. Hemen araya tembellik girer ve takvalı olmaktan da uzaklaşırsın. Evet, Hazin'den gelen bir rivayette وَعَنِ الْخَازِنْ لِيُعِنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا عَلَى كَسْبِ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Bir kısmınız, biriniz diğerine iyiliği ve takvayı kazanma konusunda yardım etsin. Demek ki bizim her birimiz, bakın, eş olarak, evlat olarak, komşu olarak, akraba olarak, tarikat kardeşi olarak, iş yeri arkadaşı olarak, neyse yani, beraber bulunduğumuz zaman kardeşimizin takvalı, iyilik ve takva konusunda ilerlemesi için ne yapmalıyız? Ona yardım etmeliyiz. Ama şimdi öyle mi? Yani herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışıyor. Kardeşim, niye öyle yapıyorsun? Bak, ben sana emanetim, sen bana emanetsin. İş yerinde birimiz patron, birimiz memur. Ne bileyim, yani hep beraber birbirimize emanetiz. Düzgün çalışmayan işçilerin patronu yapamaz patronluğunu. Çünkü işçi onu kandırır, aldatır. Veya patron sağlam değilse işçi de iyi çalışamaz. Yani dolayısıyla hep birbirimize karı koca olarak emanetiz. Evlat anne baba olarak emanetiz. Öğrenci hoca birbirine emanet. Yani sana bir emanet tevdi edildiğinde onun iyiliğinin ve takvasının artması için senin proje yapman lazım. Yani benim hem kendim için projem olacak, kendi hayatım için, hem de en yakından başlayarak bütün insanlar için projem olması lazım. Bana bu dünyanın idaresini verseler ben ne yaparım? Vallahi iki günde düzeltiriz. Çok kolay. Eğer insanlar bizi dinlesinler, diyelim ki doğruyu biliyoruz, elimizde kılavuz var. Yani iki günde düzelir.
Ama yani böyle demek kolay da, kuralları insanlar kabul ederse ve devletler kuralları kabul ederse, yani şimdi herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Bakıyorsun iki ülke anlaşmaya varırken öbür ülkenin reisini adam öldürüyor. Şimdi kaza süsü vererek işi halledecekler ama öyle değil. Öyle ne demek yani, bir ciddi bir görüşmeden gelirken kaza oluyor. Yani olur ama bu hiç öyle gözükmüyor. Şimdi değerli kardeşlerim, şöyle veya böyle olsun Müslüman kardeşimizdir. Yani bir takım farklılıklar da olsa aramızda, bunları kendi aramızdaki fikri tartışmalar olarak kabul edeceğiz. Ama nihai planda kardeşiz. Dolayısıyla siyasal anlamda Müslümanların bir yer gelmesi lazım. Şiisiyle, Sünnisiyle. Çok açık söylüyorum. Fikri planda mücadele edebiliriz. Kavgamızı verebiliriz. Ama kol kırılır, yen içinde kalır. Müslüman olduğu andan itibaren, ehli kıble olduğu andan itibaren o kardeşlerimizle siyasi birliği ne yapmamız lazım? Sağlamamız lazım. Yoksa dünya çapında güç olamayız. Bak, hava sahamızı koruyamadığımız için havadan indiriyorlar. Görüyor musunuz? Niye başka devletlerin hava sahasına da uçarken liderlerine bir sıkıntı gelmiyor? Çünkü hava sahası korunduğu için koruyorlar. Ama bizim kullandığımız uçak da bize ait değil. Yani koruma alanımız da sınırlı. Yani bakın, zayıfız. O yüzden Müslümanlar, bakın Müslümanların başarılı olması zor bir iş. Neden? Çünkü Müslümanların başarılı olması için dünya ehli kadar, hatta daha fazla dünyayı elinde bulundurması lazım. Bakın altını çiziyorum. Dünya ehli kadar, dünya merkezi düşünen insanların yaptığından daha fazla ekonomi, siyaset, askeri anlamda önde olmalıyız. Artı bir de onlardan farkımız, ahlakımız ve manevi anlamda önde olmalıyız. Bunların şimdi hepsini yapmak zor bir iş. Ama Müslümanı da Müslüman yapan, diğer düşüncelere karşı farkımızı ortaya koymamız için onlardan her bakımdan iyi olacağız. Bir de onlarda olmayan da elimizde olacak. O zaman insanlar bizim farkımızı, gücümüzü, büyüklüğümüzü anlayacaklar ve fevç fevç İslam'a gelecekler. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ فَرَاِنْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ فَوْجْ فَوْجْ. Bakın. Ne zaman? Allah'ın yardımı ve fethi geldiği zaman insanların fevç fevç dine girdiğini görürsün diyor. Demek ki bakın burada neyi bize anlatıyor? İnsanların İslam'a gelebilmesi için bizim farkımızı, gücümüzü ortaya koymamız lazım. Adil bir şekilde bir medeniyet inşa edebilme gücümüzün olduğunu onlara göstereceğiz ki insanlar bize gelsinler. Ama bizim coğrafya karmakarışık şimdi. Yani böyle bir coğrafyaya yani insanlar gelmezler. Ama inşallah Cenab-ı Hak yakın bir zamanda Müslümanlara birlik beraberlik nasip edecek. Müslümanlar darbe yiye yiye aslında tevhid ilkesinin kendilerine emretmiş olduğu o vahdeti zorunlu olarak görecekler. Aslında itikadi anlamda zaten tevhid ilkemiz var elimizde. Biz bunu biliyoruz. Yani bir Müslüman kardeşimizle yan yana olmak zorunda olduğumu bildiğim halde işte nefsim araya giriyor, şeytan araya giriyor, menfaatler araya giriyor ve ayrılıyoruz. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Dünyanın nesini paylaşacağız? Dünya zaten bize kalmayacak. Ve ani Sülemi'yi, Sülemi Hazretlerinden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi, klasik dönemin önemli sufilerinden. Cumartesi günleri de inşallah biz öğlen vakitlerinde İrfan Der'de okuyoruz Fütüvvet Risalesini. İnşallah oraya da gelebilirsiniz. El birru, iyilik, ma vafaka aleyhil ilmu min gayri hilafin. Herhangi bir hilaf olmadan, ilmin, hani ters bir görüş olmadan, ilmin muvafakat ettiği, yani doğruladığı şeydir. El birru, bir nedir? İyilik. Ma o şey ki vafaka, ona muvafakat etti, uyum sağladı, doğru gördü, gerçek kabul etti. Aleyhi el ilmu, ilmin. Min gayri hilafin. Herhangi bir hilaf yok. Yani tersinde bir görüş yok. İlim diyor ki bu iyidir. Yani insanlara iyilik yapmak, insanlara yardım etmek, tebessüm etmek, ne bileyim, darda kalana yardımcı olmak, borçluya yardımcı olmak, sayabiliriz iyilikleri. Bunlar nedir? İyiliktir. İlim bunu söylüyor mu? Söylüyor. Tamam, budur işte diyor. Ve takva, takva nedir o zaman? Muhalefetül heva.
Nefsin hevasına muhalefet etmek. Heva ne demek? Nefsin arzusuna heva diyoruz. Hevanın türevlerine şehevat diyoruz. Eşşehvetü şehevat, heva, nefsin arzuları, arzusu, şehevat da istekleri. Türkçe arzu ve istekler dediğimiz zaman tam karşılık geliyor. Nefsin hevası ve şehvetleri. Evet, nefsin hevasına muhalefet etmek de takvadır. Çünkü takvanın hani kelime anlamının hep korunmak olduğunu söyledik ya. Korunmak, sakınmak, işte nefsin arzularından, kendi başına kontrolsüz bir şekilde hareket etme eğilimine ters davranmak. Yani ama nefsin arzularını meşru şekilde beslemek ve cevap vermek takvalı bir harekettir. Yani nefsi yok saymayacağız. Arzu ve isteklerini meşru dairede şeriatın, yani dinin koyduğu kurallar ölçüsünde onun arzu ve isteklerini gidereceğiz. O da sakinleşecek. Ata arpasını verirsen ne yapar? Sakinleşir. Bizim de atımızdır nefsimiz. Çünkü onun sırtına binerek biz tekamül, olgunlaşma sürecini yaşıyoruz. Eğer nefsimiz olmasa atımız, bineğimiz yok demektir. Onun sırtına bineceğiz ama o bizim sırtımıza binmeyecek. O bizim hizmetkarımız olacak. Ona yemini vereceğiz. Sonra hadi bakalım koş diyeceğiz. Yemini verdim namaz kıl. Yemini verdim oruç tut. Yemini verdim iyilik yap. Bak insanlarla iyi geçin. Evlendiğin zaman eşinle iyi geçin. Ailesiyle iyi geçin. Ne bileyim komşuyla iyi geçin. Yani iş yerinde insanlarla güzel geçin. İşini iyi yap. Bak işini iyi yap. Yani yaptığın zaman hadis-i şeriftir biliyorsunuz. İza amile amelen, bir iş yaptığın zaman fe ahsinhu, onu güzel yap. İhsan makamında. Bakın kavramlar hep birbirine benziyor zaten. Evet. Vakil denildi ki el birru matma'enne ileyhi kalbuke. Çok güzel bir tanım. İyilik nedir? Kalbinin mutmain olduğu, rahat ettiği şeydir. Eğer kalbin bir şeyden mutmain ise, hani vicdanın rahatsa diyoruz ya, vicdanın seni sorguya çekmiyorsa, işte o yaptığın şey nedir? İyiliktir. Yaptığından memnun oluyor, mutlu oluyorsan, kalbin ama, tabii nefsin değil. Yani nefsin yapılan kötülükten memnun olabilir. Ama kalp rahatsız olur. O yüzden bildiğiniz gibi kalp bizim manevi gelişim merkezimizdir. Her şey kalp ile kalpte şekilleniyor. Diğerleri onun etrafında alttan üstten o kalbin kalbi ne diyelim organize eden güçlerdir. Nefsani güçler var. Bir de ruhani güçler var. Nefsani güçleri daireyi tamamlatıp ruhani güçlerin emrine teslim edeceğiz. Bu işi yaparken aklımız da devreye girecek. Kalbimizi besleyecek. Yani akıl diyecek ki kalbe bak, ruhun arzu ve isteklerini, kuvvetlerini çağır. O gelsin kalbe yerleşsin. Yoksa nefsin tazyiki ile kalp ne olur? Kararır. İşte o zaman kararınca da kasvetli bir hal alınca hatemallahu ala kulubihim olur. Allah onların kalplerini mühürler. Mühürleyince de artık oraya hakikat girmez. Hak ve hakikat terk eder gider. Vakil denildi ki taavenu alel birri ve takva, iyilik ve takvada yardımlaşın. Ne demektir? Taatul ekabiri minessadati vel meşayihi, büyüklerimizden, büyük meşayihten, alimlerden büyük olanlara itaat etmektir. Şimdi bu konuda bazen böyle ters anlaşılıyor. Yani biz niye bu şeyh efendilere, niye bu büyüklere tabi olacağız? Güzel kardeşim, yani bir yolda yürürken herhalde bir önden giden olacak. Yani biz çocuklarımızı okullara niye gönderiyoruz? Niye ilimleri tek başına öğrenmiyorlar da bütün matematik, fizik, kimya ne kadar ilim varsa kitaplarda yazdığı halde hocanın önüne gönderiyoruz. Hocam buna bir öğret diyoruz. Niye öyle yapıyoruz? Çünkü insan oğlu tek başına öğrenemez. Ben şimdi tıp kitaplarına bakarak doktor olabilir miyim? Tıp kitapları var. Hukuk kitapları var. Hukuk kitaplarına bakarak hukukçu olabilir miyim? Niye beni fakülteye gönderip de bir kısım hocalardan ders alarak bu işin üstadı olanların önüne gönderiyorsun? Çünkü bu iş sadece kitapla olan bir iş değil. Ondan dinleyeceksin, yorumlarını anlayacaksın, staj yapacaksın. İşte nasıl karar veriliyor? Bunların egzersizlerini yapman lazım. Değil mi? Yani bu işin içerisinde bulunmuş insanları dinlemen lazım.
onların yorumlarını alman lazım. Yoksa olmaz bu iş. Dolayısıyla her ilmin üstadları var. Mana ilminin de üstadları var. Yani zahiri olan bilgiyi bir hocadan almak gayet normal geliyor insanlara. Maneviyat olunca hemen ayağa kalkıyorlar. Maneviyatı ya Allah'tan alalım direkt. Gücün yetiyorsa al. Ama öyle kolay değil. Peygamber Efendimiz'i alalım. Gücün yetiyorsa git al. Ama Peygamber Efendimiz alimler benim varislerimdir diye kendisi buyurmuş. Şu an kendisi aramızda yok. Olsa zaten biz konuşmayız ki. Ama Efendimiz olmayınca artık onun varislerinin kitaplarını biz ancak okuyabiliyoruz. Dolayısıyla ne yapacağız? Büyüklerimizi dinleyeceğiz. Çünkü değerli kardeşlerim şu çok önemlidir. Hani büyüklerimize biz niye saygı duyuyoruz? Saçı sakalı ağarmış, yaşı ileri gelmiş. Büyüklerimize niye saygı duyuyoruz? Çünkü onlar hayatın çilesini çekmiş, tecrübesini kazanmış, birçok darbeyi yemiş. Öyle diyelim. Bazen öyle diyorum ben. Yani evlenmiş, kadın darbesi yemiş, erkek darbesi yemiş, kayınvalide darbesi yemiş, bilmem ne. Yani görmüş yani. Hepsini görmüş. Neyin ne olacağını öğrenmiş. İş yerinde patronla uğraşmış. Okulda öğretmenle uğraşmış. Yani hayatın görülebilecek ne kadar çilesi varsa hepsini yaşamış. Böyle bir insanlara saygı duymamak olur mu? Ve bizi yetiştirmiş. Bize maddi manevi destek vermiş. Bu insanlara elbette saygı duyarak biz ne yapacağız? Onların niye saygı duyuyoruz? Onlardaki birikimi alabilmek için. Çünkü saygı duymazsam ilgi duymam. Bakın, eğer bir insana saygı duymazsanız ilgi duymazsınız. İlgi duymak için saygı duymak gerekiyor. Neye saygı? Ondaki var olan tecrübeye, var olan güzelliğe. Yani ve bu şekilde bakın yeni yetişen gençlerin, insanların. Şimdi hocamızın bir yazmış, ben de okudum, üzüntüyle yazmış tabii. Diyor ki işte şu mekandan şu mekana giderken diyor, işte otobüs kullanıyorum sıklıkla. Yine otobüse bindim diyor. Otobüste şöyle baktım, bir en son yer kalmıştı, ben oturdum. Benden sonra bir hanımefendi geldi, benim yaşlarda. Yani bu dediğim hocamız da 60 yaşlara yakın, yani öyle genç değil. Diyor ki baktım şöyle biraz bekledim, gençlerden kalkıp yer verecek biri olacak mı diye bekledim diyor. Ama kimse kalkmadı. Bir kısmının elinde telefon, meşgul. Kimisi beni görmesin teyze diye pencereden dışarıya bakıyor. Kimisi önüne bakıyor, kimisi telefonuna bakıyor. Klasiktir yani, böyle görmedim yani falan. Sen kimi kandırıyorsun? Yani kendi kendini kandırıyor, haberi yok. Ben kalktım diyor, yer verdim diyor. Şimdi buradaki insanlar bakın yarın yaşlı olacak insanlar. Ama farkında değil. Ve ben biraz sonra diyor o yaşlı dediğim ama benim yaşıma yakın olan ablanın yanına gittim. Ablacığım bir daha geldiğin zaman yanında bir gazete getir. Şuraya yere otur, seni görsünler, utansınlar, yer versinler dedim diyor. Şimdi tabii bu olmuyor. Yani genç bir insanın ayakta durması, tahammülü ile yaşlı bir insanın ayakta durması bir mi? Değil mi? Gençsin sen, dayanıklısın. Yani karşında yaşın başını almış, belki hasta, bilemezsin, hayatın birçok yükünü çekmiş bir insan var. Sen kalkıp ona yer vermiyorsun. Bakın biz yaşlı bile olsak bayana yer veririz. Çünkü bu anlamda öncelikleri vardır deriz. Bakın saygıdan dolayı. İşte maalesef bakın gençler yetişkinlere saygı duymayınca, yer vermeyince, ilgi duymayınca yani yaşam zorlaşıyor. Yaşlanınca annesi babasına bakmıyor, otobüste yer vermiyor, yolda giderken dikkat etmiyor, ihtiyaçlarını gidermek için çırpınmıyor. Ne bileyim yani böyle bir duruma geliyoruz. Bencil yani bir dünya. İnsanın insana yardım etmesi bir medeniyettir bakın. Medeniyetin en temel özelliklerinden biri, eğer bir sağlam medeniyet kuracaksak, o medeniyetin sahipleri, o çocukları, medeni çocukları büyüklerine saygı duyar ve onlara yardım eder. O yüzden bakın hem onlardaki birikimi almak ve hem onların hizmetlerini görmek hem de hizmetlerini görürken onların birikimlerini ve dualarını almak. Ayağını yıkarsın dedenin, ninenin, sana dua eder. Evladım Allah sana, Allah ayağına taş değdirmesin der. Bakın bir pir-i fani'nin duasını Cenab-ı Hak reddeder mi? Etmez. Her gün dua eden anne babanın duasını alan bir insan, yani Allah ona huzur verir. Allah önünü açar.
baba duası, anne duası. Yani dolayısıyla bunlar çok önemli. Biz biraz tabii hep ne diyelim, daha çok işin maddi boyutuna yöneldiğimiz için bu tür manevi duyguları unutuyoruz maalesef. İşte okullarda değerli kardeşlerim önce bunlar verilmeli. Akademik başarı sonradan gelir. Ama ahlaki başarı olmazsa, bakın ahlaki anlamda karakter eğitimi olmazsa, istediğin kadar akademik anlamda başarılı olsun. Yani adam olmadıktan sonra, saygı duymadıktan sonra, yardım etmedikten sonra, her şeyi kendi çıkarına planladıktan sonra ben ne yapacağım o genci? Ne yapacağım o doktoru? Hastasına şefkatle bakmayan doktor, öğrencisine merhametle bakmayan, ilgiyle bakmayan öğretmen, ne yapacağım ben onları? Hiçbir işe yaramaz. İşte bakın şu an her şeyin bu anlamda dibe vurduğu anları yaşıyoruz. Yani buradan kurtulmanın yolu manadır, maneviyattır. Elimize, yani karşımıza gelen insan kim olursa olsun, yaşlı gelir saygı duyarsın. Çocuk gelir merhamet, şefkat duyarsın, yine yer verirsin. Yine onu oturtursun çünkü küçüktür dayanamaz dersin. Yaşlıdır dayanamaz, küçüktür dayanamaz dersin. Orta yaştakiler ne yapar? Bu işin yükünü çeker. Yaşlanınca da sıra onundur şimdi. Yani sırasıyla gidecek böyle. Demek ki büyüklerimize de وَلَا تُضَيِّعُوا هُزُوزَكُمْ مِنْهُمْ وَمِنْ مُعَاوَنَتِهِمْ وَخِدْمَتِهِمْ. Onlara yardım etme, hizmet etme konularını ve onlardan haz alma, yani onlara hizmet etmenin hazzını almayı zayi etmemeliyiz. Bakın o insanlara hizmet etmek, hani tasavvufta hep vardır ya, yani şeye hizmet etmek tabiri kullanılır. Şeyh efendiye hizmet etmek. Ne demek? Yani onun yanında bulunmak. Aslında onun ihtiyaçlarını karşılıyor gibi gözükürsün. Aslında hizmeti alan sensin. Sen onun zahiri anlamda hizmetini görürsün. Bir yere gitmesi gerekiyordur, götürürsün. Ne bileyim ihtiyaçları vardır, giderirsin. Yardımcı olursun. O yaşlanmıştır. Zaten büyüğe hizmet etmek de gerekli olan bir şey. Ama bu ara o Şeyh Efendi'ye hizmet ederken sen ne kazanıyorsun? Marifet kazanıyorsun. Onun bakışı, duruşu, söz söylemesi, tebessümü. Çünkü onlar hikmet ehli insanlardır, marifet sahibi insanlardır. Ve o insanların her hali, her duruşu önemlidir, değerlidir. Sen de ona bakarak, üzüme baka baka kararır, sen de olgunlaşırsın. O yüzden büyüklerin yanında bulunmak, onların zikir meclisinde bulunmak bir değerdir. Yani bunu iyi düşünmek lazım. Orada zaman kaybediyor gibi olursun. Bir takım hizmetleri yapıyor gibi gözükürsün. Çile çekiyor gibi gözükürsün ama aslında sen ciddi bir hizmet alıyorsundur. Bak bir hoca efendiye babası demiş ki, evladım seni gönderiyoruz, tamam mı, devletin kapısına memur olmaya. Ama demiş ki korkma, biz arkandayız eğer dinine bir zarar gelirse. Yani sana dinin konusunda zulmetmeye kalkarlarsa hiç korkma, dön geri gel. Bak böyle babalar, yiğit babalar var. Niye? Evladına diyor ki seni biz oraya niçin gönderiyoruz? Allah'ın dinine hizmet et diye gönderiyoruz. Eğer Allah'ın dinine hizmet etme konusunda başına bir zarar gelirse, baktın edemiyorsun, zarar geliyor, dinin zarar görüyor daha doğrusu, terk et gel. Biz sana bakarız. Çünkü sen alim olacaksın, alimsin zaten. Daha da büyük olacaksın. Güçlü olman lazım. İslam davasını, Müslümanların meselelerini cesaretle söylemen lazım. Korkmaman lazım. Ama korkmamak için arkada işte o baba ve büyüklerin himmeti ve desteği lazım. İnsanın en çok korktuğu ailesiyle alakalı geçim sıkıntısıdır. Değil mi? O konuda garanti olduğu zaman korkma evladım, sen hakkı hakikati söyle, duruşunu değiştirme, biz arkandayız. İşte o yüzden zenginlerin çocuklarının bu manevi yola girmesi çok önemli. Neden? Çünkü onların mal konusunda bir sıkıntısı olmaz. Kolayca söz söylerler. Devletin bir memuriyetine ihtiyacı olmaz. Bir patrona işçi olmaz. Dolayısıyla zengin insanların çocuklarının bu manevi yola girip hizmet etmeleri çok anlamlı. وَعَنْ سَهْلٍ, yine Sehl et-Tüsteri Hazretlerinden gelen bir açıklama. اَلْبِرُّ, iyilik nedir? اَلْاِيمَانُ, imandır. وَالتَّقْوَى, takva ise es-sünnetü, sünnettir.
Efendimizin sünnetidir. Evet. Bu şekilde Sülemi Hazretlerinden gelen açıklamaları da ve Sehl et-Tusri'den gelen açıklamaları görmüş olduk ve bu şekilde ve taavenu alel birri ve takva ayet-i kerimesini bitirmiş olduk. Ve fil alak, Alak suresindeki bir ayet-i kerime ev emara bit takva veya takvayı emreder. Ya kötülüğü ya da takvayı emreder. Yani ne demek? Bil ihlası. İhlası. Yani insanların bir kısmı, bakın şöyle genel manada bir değerlendirme yaparsak, bir kısım insanlar iyiliği, güzelliği, takvayı emreder. Bir kısım insanlar da fıskı, fucuru, kötülüğü emreder. Ortası yok bu işin. Yani ya iyilik peşindesin ya kötülük peşindesin. Yani iyilik peşinde koştuğun zaman 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 hata edebilirsin. Kötülükler sadır olabilir. Onlar arizidir. Yani fanidir, geçicidir. Hemen dönersin, tevbe edersin. Ama kötü yoldayken zaman zaman iyilik yapar mısın? Olabilir. Kalabalığa, işte uydum kalabalığa yaparsın ama o da beş para etmez. Uydum kalabalığa yaptığın davranışlardan sonuç çıkmaz. Çünkü iradenle yapmış değilsin. Ayıp olmasın diye. Yani birileri işte dışlamasın diye, ne bileyim, yapmış olduğun şeylerden pek hayır çıkmaz. İhlas ne demek? İhlas samimi olmak, dürüst olmak. İç ile dışın, zahir ile batının bir olması. Bazen hakikaten bunu hissedince çok böyle şeyime dokunuyor. Yani diyorum ki bir insan nasıl iki yüzlü olabilir? Yani iki yüzlü niye olalım mesela? Onu da anlamış değilim. Yani birbirimize karşı sen ben farklı değiliz ki. Bakın insan insandan farklı mı değerli kardeşlerim? Ben de bir insanım. Siz de bir insansınız. Yani ben kendim için, hani hadis-i şerif var bildiğiniz gibi. Yani kendim için bir şey istiyorsam bil ki o sizin için de önemlidir. Niye ben kendim için bir şeyi, iyiliği istiyorum? Kimsenin beni kandırmasını istemem değil mi? Peki ben insanları niye kandırıyorum? Kimsenin bana yalan konuşmasını istemem. Doğru söylemesini isterim. Gelsin doğruyu söylesin. Yani affederiz. Deriz ki tamam bak bu kardeşimiz yürekli, cesur, doğruyu söylüyor. Yani affetmek de senin şanına yakışır. Eğer adam gelip sana doğruyu söylüyorsa. Ama niye kaytarıyorsun? Niye yalan konuşuyorsun? Niye ikiyüzlük yapıyorsun? Niye arka plandan çalışıyorsun? Niye kuyumu kazıyorsun? Niye birinin kuyusunu kazıyorsun? Yani bununla neyi elde edeceksin? Ben onu anlamıyorum. Dünya menfaatinden biraz menfaat elde edebilirsin. Ama sen Müslüman değil misin? Senin uhrevi bir derdin yok mu? Senin bu dünyada yani güven ortamını oluşturmaya, bakın Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam, Efendimizin en temel sıfatı neydi? Emniyetti, güven verici olmasıydı. El mümin ne demek? Güven veren demek ya. Yani Cenab-ı Hak el müslim, teslim olan, el mümin, güven veren. Allah'ın da isimlerinden biri. Bakın Allah'ın isimlerinden birini taşıyoruz. İnanan. Yani güven veren. Güvenen Allah'a güvendikten sonra, bakın o Allah'a güveniyor. O güveni de kime veriyor? İnsanlara vermiş oluyor. Demek ki burada Allah'a bağlanma noktasında bir gayretli olmak lazım. O yüzden tasavvuf yolu Allah'la olan aramızı iyileştirme yoludur. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Müzekkin Nüfus adlı eserinde yani mürşitlerin görevi ikidir diyor. Kulları Allah'a sevdirmek, kullara Allah'ı sevdirmek, ikincisi de Allah'a kulları sevdirmek. Bakın, kullara Allah'ı sevdirmek. Ne yapıyor? Kullara Allah'ı sevin, Allah'a bağlanın, işte o yolu gösteriyor. Bunu yaparken otomatik olarak ne olmuş oluyor? Allah'a da kulları sevdirmiş oluyor. Yani mürşidin vazifesi bu. İşte bunu da öğrenmek lazım. O yüzden mürşid-i kamillere uymak, onların peşinden gitmek esastır. Çünkü onlar bu işin üstadı. Dolayısıyla bu yoldan yürümüş, tecrübe etmiş ve bu tecrübeyi bize aktaran insanlardır. Onlardan niye kaçıyoruz? Onlara rabıta yapmaktan niye kaçıyoruz? Yani rabıta ne demek? Bağlantı kurmak demek ki. Güzellikle bağlantı kurmak rabıtadır. Güzel insanla bağlantı kurmak rabıtadır. Yani insan eşine bile rabıta yapar. İnsan güzel bir ne bileyim çiçeğe bile rabıta yapar. Yani bakar aya, güneşe, Allah'ı bulur, rabıtadır işte. Tabiata bakar, şimdi her şey yeşillendi falan. Oraya bakar, ya Rabbi bak
Yani mümbit sıfatın var, bak nebatı ortaya çıkartıyorsun. Yani ağaçlara meyve verdiriyorsun. İşte bakıyorsun incir, üzüm neyse yani tut her taraf güzelleşmiş. Oradan bir şey meydana gelmiş. Fabrika mı kurduk yani o ağaca biz? Yok. Nasıl o fabrika işliyor? Toprak nasıl bunları meydana getiriyor? Toprağa o gücü kuvveti kim verdi? Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ı tabii tanıma yolunda o ona rabıta yaparak Allah'ı bulmuş oluyorsun. Yani ve rabitu, yani ne yapıyorsun? Bakın ribatlar kurmuşuz biz. Bak sırf ayet-i kerimeden hareketle ribat sınır boylarında kurduğumuz yerler. Sulh zamanında zikir yapar dervişler ama savaş zamanında küffar ile mücadele eder. Sulh zamanında küffarın ülkesine girer çıkar, ticaret yapar ve güzel ahlakı göstererek orada salih bir insan olarak model, hani rol model diyorlar ya bugün, model insan olur. Bunlar güzel şeyler. Bunların da metotları var, üstadları var. Onlardan bunu öğrenmek lazım. Evet, vettevhid, bakın buradaki takva, ihlas ve tevhid, yani vahdet, birliği oluşturmak. Tevhid kelimesi bildiğiniz gibi tef'il babından gelir. Parçaları bütünlemek. Bakın biz kesret alemindeyiz değerli kardeşlerim. Kesret aleminde çokluk var. Hepsi bizi çekiyor. Kimisi sağa, kimisi sola, kimisi yukarıya, kimisi alt tarafa bizi çekip götürüyor. Ben ne yapıyorum? Dur diyorum ey nefsim, beni sağa, sola, çocuğa, kadına, paraya, makama, şuraya buraya çekip durma. Evet, ben kadınla da iş kuracağım, çocukla da kuracağım, makamla da kuracağım, parayla da kuracağım, tamam. Ama bu dizaynı ben yapacağım, sen değil. Sen de benim yaptığım düzene uyacaksın. Ben senin sırtına bineceğim, sen benim kölem olacaksın. Ben senin kölen olmayacağım. Yani bu şekilde nefsimizi alırsak ayağımızın altına, üstüne binersek o bize ne yapar? Bineklik yapar. Ama o bizim sırtımıza binerse ömür boyu taşırız değerli kardeşlerim, ama yine memnun olmaz. Yani nefsinin her istediğini yaparak dünyada mutlu olan bir tane insan yok. Bak tekrar söylüyorum. Nefsinin bütün isteklerini yerine getirerek, istediği evi alarak, istediği bilmem havuzu yaparak, istediği bilmem makama gelerek mutlu olan insanlar yok. Çünkü onlar daimi değil, bir de bir üstü var sürekli. Dolayısıyla hep üstü olduğu için nefs tatmin olmaz. En zirveye çıkıncaya kadar, en son ene rabbukumul a'la demeye başlar Firavun gibi. Yani o da işte denizde boğuldu gitti. Dolayısıyla en güzeli kulluktur, köleliktir. Yani kulluk anlamında. Kul ol, rahat et ya. Allah'ın emirlerine uy, değil mi abi? İşin içinden çık. Niye uğraşıp duruyorsun? Efendi olmaya niye çalışıyorsun? Zaten kul olarak efendi, kulluk yaparsan efendi oluyorsun zaten. Dolayısıyla insana kulluk yakışır. Rablik değil, firavunluk değil. Dolayısıyla bu kulluğumuzu güzel bir şekilde inşallah Cenab-ı Hak yapmayı nasip eylesin. Dünyanın da buna ihtiyacı var. Evet. Ev bil imani veya da iman. Takvadan kasıt burada. Yani takvayı emreder. Yani ihlası, tevhidi veya da imanı. Vel ameli salih veya da katışıksız sırf Allah için yapılan salih ameli emreder. Takva bir yandan ihlas, tevhid, bir yandan iman ve ameli salih gibi anlamları. Vectinabil maasi ve masiyetlerden kaçınmak. Bakın formüller ne kadar net. İyiliğin peşine gideceksin. İyi olanı takip edeceksin. Kötü olandan uzak kalacaksın. Fenehahu anhu. Evet. Ve ondan yasaklar. Bunlar Uyun adlı eserde nakledilmiş. Şimdi Nisa suresine geldik değerli kardeşlerim. Nisa suresinden bir ayet-i kerime inşallah okuyacağız. Bismillah. Ve lekad vassaynellezine utul kitabe min kablikum ve iyyakum enittakullah. Evet. Ve lekad vassayna. Biz vasiyet ettik, tavsiye ettik. Yani emrına, emrettik. اَلَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ Kitap verilenlere. مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden önce
kitap verilmiş, yani Yahudi ve Hristiyanları kastediyor. Minel umemil mutakaddime. Geçmiş ümmetlerden sizden öncekiler kitap verdiklerimize emrettik. Ve iyyakum, ve size aynı zamanda neyi? Enittakullah. Allah'tan sakınmayı emrettik. Evet. Bu ayet-i kerimede yine her zaman söylemiyoruz. Bütün bu ayet-i kerimeleri İmam Bilgivi Hazretleri ve onu şerh eden Hadimi Hazretleri takvanın farz olduğunu anlatmak için zikrediyor. Ne demek yani Allah'tan sakınmak? بِاَنْ تُوَحِّدُوهُ. Onu tek görerek, tekleştirerek, tek tanrı, bir tane. Bu aynı zamanda Allah'ın bir olduğuna iman etmek demekle beraber yeryüzünde tek tanrı üzerine medeniyet kurmak demektir. Allah'ın devletini kurmak. Bakın, Allah kainata hakim bir varlık. Ama yeryüzündeki vazifeyi kime vermiş? İnsana vermiş. Sen benim yerime halifem olarak benim istediğim devleti kuracaksın. Şimdi din devleti olmaz diyorlar. Nasıl olmazmış? Sen Allah'tan haşa daha mı iyi biliyorsun? Sen yani Allah'ın ne diyelim yarattığı güneşten ısınacaksın. Yağdığı yağmurdan istifade edeceksin. Toprağından istifade edeceksin. Bütün bu sistemi Allah kuracak. Toprağı o bitirecek. Güneşi aydınlatma bilmem iznini o verecek. Gücünü o verecek. Bütün bu enerjiyi sana konuşma, iş yapma, akıl, fikir. Seni bu şekilde annen doğuracak. Bak sen dünyada yoktun delikanlım. Kaç yaşındasın? 20. 20 yıl önce sen yoktun. Annenle baban vardı ama sen yoktun. Fakat 20 yıldır varsın. Nereden geldin sen? Annenin fabrikası mı var? Babanın fabrikası mı var? İnsan üreten var. Allah onlara çiftleştiği zaman senin gibi bir insanın dünyaya gelme özelliğini vermiş. Bütün bunları Allah yapacak ama bizim aramızdaki idareyi Allah beceremeyecek haşa. Biz aklımızla kendi kafamıza göre hükümler çıkaracağız. Vay be. Yani hiç mantıklı mı bu? Bütün bu sistemi Allah kuracak, bu düzeni. Ama sen diyeceksin ki yok Allah'ım bana karışma, ben kafama göre gideceğim. İşte onu nefs dedirtiyor insana. O yüzden Cenab-ı Hak nefsin terbiyesi, tezkiyesi, kalbin tasfiyesi, bunların hepsini ayet-i kerimelerde ve yüzekkikum, sizi temizlemek, bak peygamber gönderdik diyor sizi temizlesin diye. Sizi terbiye etsin. Yani sen buna şimdi kulak vermezsen, yani Allah sana öyle bir yapı vermiş ki kainatın bütün özellikleri sende var ama bütün özellikleri melekuti alemin ve mülk alemin bütün özellikleri sende olduğu için bir kaos ortamı var sende. Ne yapacağını bilemiyorsun. Her şeyin kuvveti sende var. Çünkü Allah'ın halifesi olmanın münasebetiyle Allah'ta var olan özelliklerin hepsi sende birer miktar var. Küçük çapta ama. Haşa Allah olamazsın. Yani ama Allah'ın özellikleri sende var. Niye var? Çünkü halifesisin. O yüzden dinlesene Rabbini yani. Zaten Allah kötülüğü emretmiyor ki. Yani niye gitmiyorsun onu anlamıyorum ben. Biz Müslümanlar niye Kur'an'ın peşinden gitmiyoruz? Niye Kur'an'ın devletini kurmuyoruz? Niye Kur'an'ın toplumunu oluşturmuyoruz? Niye Kur'an'ın medeniyetini kurmuyoruz? Bu Kur'an Allah'ın sözü değil mi? Bu Kur'an doğru söylemiyor mu? O halde biz niye başka izimlerin peşinden gidip duruyoruz? Sosyalizm, komünizm, bilmem ne izim, şu izim, bu izim, yani herkes bir şey çıkarmış. Ya onların hepsi küçük küçük doğru olabilir. Ama mutlak doğruyu sağlayamazlar. Çünkü onlar evrensel düşünemezler. Yani evrensel düşünen tek varlık Allah'tır. O da konuşmuş. Peygamberler göndermiş, bir de aramızdan seçmiş. Elimizde Kur'an var, tapu gibi duruyor. Tarih sahnesinde değişmemiş. O yüzden değerli kardeşlerim, bak Kur'an-ı Kerim kendisinin mehcura, yani terk edilmiş olduğundan bahsediyor. Bir gün gelecek benim bana iman eden insanlar beni terk edecekler. Bak şu an biz o durumdayız. Kur'an'ın hükümlerini terk ettik. Ramazan geliyor, hatmediyoruz, okuyoruz ama hükümlerini anlamak ve anlatmak ve yaşamak için mücadele vermiyoruz. Biz kalksak ey
İdareciler, biz Müslümanlarız, biz İslam'a göre idare edilmeyi istiyoruz desek ne yaparlar bize? Hiçbir şey yapamazlar. Kardeşim, çoğunluk biz Müslümanlar bu bölgede, bu coğrafyada İslam'a göre yaşamak istiyoruz ya. Niye sen bana başka sistemleri dayatıyorsun? Ben onu anlamıyorum yani. Eline ne geçiyor? Ha, şu kardeşlerim. Çünkü her sistem, bakın her felsefe, her düşünce ve her sistem kendisini evrenselleştirmek ister. Doğru mu söylüyorum? Yani ne demek? Dünyaya hakim kılmak ister ki rahat etsin. Kendine göre alan bulsun. O yüzden hak batıl bakmaz. Her sistem kendini fırsat bulursa başka sistemlere empoze eder. Öyle insan hakları, demokrasi falan filan hikaye onlar. Kendisini empoze eder. Ama bunu yaparken şöyle yapar. Ben güzel bir sistem buldum, sana da tavsiye ediyorum. Ya güzellikle alırsın, yoksa imkan bulduğumda üzerine gelirim, saldırırım, sana bunu zorla yaptırırım. Öyle yapıyorlar. Dolayısıyla yani Müslümanların dünya sahnesine tekrar çıkması gerekiyor. Ve tudiyuhu, ona yani Allah'a itaat ederek, bakın, ve tahderuhu, ve ondan sakınarak, yani Allah hüküm koymuş, sakınacaksın. Tilke hududullah fela ta'diduha, Allah'ın sınırları, bak koymuş, aşmayacaksın onu. Ve oluşturduğun hukuk sistemini Allah'ın koyduğu hadlere, sınırlara göre oluşturacaksın. Kafana göre değil. Evrensel hukuk diyorlar. Allah Allah. Uluslararası hukuk. Tamam, yapılabilir. İnsanlar onu da yapar ama neye göre yapılacak? Kim yaptı bunu? Birileri yapmış, uluslararası olmuş. Ha, güçlü olan yaptı, sana yutturdu. Sen de yuttun. وَلَا تُخَالِفُوا اَمْرَهُ Allah'ın emrine muhalefet etmemek demektir. Sakınmak, yani takva sahibi olmak bu demektir. فَالتَّقْوَى شَرِيَعَةٌ قَد۪يمَةٌ اَوْسَى بِهَا اللّٰهُ جَمِيعَ الْاُمَمِ Takva nedir? Kadim bir şeriattır, dindir. Allah'ın bütün ümmetlere vasiyet ettiği, tavsiye ettiği, emrettiği, yani nedir? Kadim bir kanundur. Öyle bizim şeriat kelimemizi alıp da o millet kendine göre yok bilmem padişah rejimiydi falan filan da, öyle bir şey yok bak. Kitaplarımız öyle söylemiyor. Ama biz kitaplarımızı okumaya okumaya, Arapçayı öğrenmediğimiz için, İslami ilimleri öğrenmediğimiz için bak bunları bilmiyoruz. Fettakva şeriatun kadimetun evsa bihallahu cemi'al umem. Ve hine istesva min ba'dil meşayih. Evet, şeyhlerin birinden birileri tavsiye istemiş. Bir şeyh efendiden bir tavsiye. Bana tavsiyede bulun. Hani genç olan müritler veya işte salikler, üstadım bize bir nasihat et. Ne arıyor? Hani Efendimiz'e de hep öyle yapardı ya sahabe. Ya Resulallah, bize nasihatta bulun. Kalbi dağınık, ne yapacağını bilmiyor. Diyor ki bana nasihat et ki şu kalbim doğrulsun. Büyüklerden o yüzden ne yapacağız? Ya şu tecrübeni bir aktar. Şu hayatı okudun, gördün. Bir bize nasihatta bulun diye istemek lazım. Kale, o da demiş ki, evet 5 dakika var. Usike ya veledi, ey evladım, sana tavsiye ederim. Bima evsa bihillahu teala cemi'a enbiyaihi ve kaffete evliyaihi ve cümlete ahibbaihi ve ammete ibadihi. Yani bütün nebilere, bütün dostlarına, Allah-u Teala için söylüyor, dostlarına ve bütün sevdiklerine ve bütün kulların hepsine Allah'ın tavsiye ettiği şeyi sana tavsiye ederim. Allah neyi tavsiye ediyorsa onu tavsiye ederim. Allah sana zina yaklaşma diyor, yaklaşmayacaksın. Faizle iş yapma diyor, yapmayacaksın. Kumar oynamayacaksın. Evlen diyor, gençleri evlendir diyor, evlendireceksin. Bak hocam, gençleri evlendirmiyoruz, her zaman söylüyorum. Delikanlı bak, evlenme hakkın var, zorla bunları. Beni evlendirin de ya, hakkın senin bu, utanacak bir durum yok. Allah çünkü emrediyor. Neden? Nefsini korumak ve neslini korumak için. Bak, bedenini koruyacak, gözünü koruyacak, gönlünü koruyacak. Sen gözünü korumadan derviş olacakmış. Öyle kolay mı yani derviş olmak?
Önce adamın bir gözünü koruyacaksın. Önce şu tesettürü bir yaygınlaştıracaksın. Değil mi? Tesettür yok. Çıplaklık had safhayı aşmış. Sonra delikanlıya gözünü kolla. Delikanlım, Allah'ı zikret. Bekle eder. Gözü kayar gider. Ne yapacaksın? Dışarıdaki engelleri azaltacaksın ve aynı zamanda genci evlendirerek ne yapacaksın? Onu korumaya alacaksın. Bak, ben şunu çok net söylüyorum. Diyorum ki eğer biz Kur'an medeniyeti üzerine devlet kursak, devletin yapacağı en önemli işlerinden biri gençlerini evlendirmektir. Erken meslek sahibi yapmak ve evlendirmektir. Meslek sahibi olması gecikse bile önemli değil. Parayı ona buna, bilmem spora, şuraya buraya bir sürü para harcıyorlar. Rastgele yerlere bir sürü para harcıyor. Ona harcayacağına gençleri evlendir. Ve daha çok düzen kurmuş olursun. Evli olan insan evine sahip çıkar, eşine sahip çıkar, işine sahip çıkar. Ve bir an önce de meslek sahibi olarak eşine ekmek götürmeyi. Çünkü bir erkeğin ruhundadır. Yani evlendiği zaman eşine ekmek götürmek, değil mi? Onun ruhunda, onun tabiatında o vardır. Çırpınır bir an önce iş sahibi olayım diye. Bak, onu hayatın içine atacaksın. Ama şimdi ne yapıyoruz? Oku evladım 30'a kadar. 30'a kadar benden sana. Daha çok başımıza sıkıntı oluyor yani. Telefon al, şunu yap, bunu yap. Bir sürü başımıza iş yani şimdi. Onunla mı uğraşacağız? İşimiz gücümüz yok. Köle olmaya başlıyoruz. Guya evlendirmiyoruz, masraf olacak diye, ama daha çok masraf çıkıyor bu sefer. O yüzden evlendirmek demek bir eve koymak demektir. Eve koyduğun adam akşam çıkmaz dışarıya. Ve kötülüklerin birçoğu da ortadan kalkar. Ama Kur'an medeniyeti kurmazsan, bunları düşünmezsen yapmazsın. Niye yapayım dersin? O yüzden mana medeniyeti kurmamız lazım. Evet, bitiriyorum inşallah. لِكَوْنِهِ غَايَةَ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ اِلَيْهِ. Çünkü Allah'a ulaşmanın, yaklaşmanın gayesi ancak bu şekilde gerçekleşir. Yani Allah'ın ortaya koymuş olduğu, emrettiği şeyleri yaparak ancak sen Allah'a yaklaşabilirsin. Evet. فَلَيْسَ اَعَزَّ مِنْهُ وَلَا اَفْضَلَ بَعْدَهُ. Yani bundan daha izzetli, bundan daha faziletli bir şey olamaz. Yani özetleyip bitiriyorum inşallah. Demek ki Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak en büyük izzetmiş. En büyük faziletmiş. Şimdi biz buradan neyi anlıyoruz? Madde medeniyeti kuran insanlar, bakın, bunları düşünemezler. Mana medeniyeti kuran insanlar bunları düşünebilir. O yüzden bizler de bir mana medeniyeti evlatları olarak Kur'an'ın hükümlerinin, Hazreti Peygamber'in sünnetinin çok hayati öneme sahip olduğunu, bireyleri yetiştirici, toplumu geliştirici, devletleri süper güç yapıcı özelliğin burada olduğunu anlayacağız. Hava sahamızı iyi koruyacağız, değil mi? Bak, hava sahasını korumayınca adam indiriyor. Karayı koruyacağız, insanları koruyacağız. Ne demektir takva? Son cümlemi söyleyeyim. Takva korumak demektir. Hava sahasını korumak da takvadır. Karayı korumak da, denizi korumak da takvadır. Yani hayatı korumak için gerekli olan bütün, ne diyelim, işleri yapmak takvalı olmak demektir. Takvalı olmayı sadece gidip köşede namaz kılmak, işte oruç tutmak, köşede oturmak gibi, zikir yapmak gibi algılamayalım. Takva bir medeniyettir. Takva medeniyetinde insanı, toplumu, devleti, insanlığı koruyan her şey takvanın içerisine girer. İnşallah Cenab-ı Hak takvayı bu şekilde anlayan, eğitim müfredatını takva merkezli yapan, gençliği, insanlığı kurtarmak için takvayı öne alan, inşallah idarecilerimizi bize nasip eylesin, devletimizi bize nasip eylesin, yıkılan o diyarımızın yeniden inşa edilmesi için manevi anlamda işgal edilmiş durumdayız. Cenab-ı Hak bizi buradan kurtarsın. Çoluk çocuğumuzu, ailemizi, yani Allah'ın tarif ettiği, Peygamber Efendimizin sünnetinin tarif ettiği şekilde yeniden inşa etmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. El-Fatiha.